REP REP, Türk Hava Kuvvetleri'ne o zamanki adıyla Ordu Ali Osmaniye'ye katılan ilk uçağımızdır. Robert Iznold Pelterya tarafından tasarlanan ve üretilen bu uçak ilk uçuşunu 1912'de yapmıştır. Aynı yıl servise girmiş ve firmayla Harbiye Nezareti arasında varılan anlaşma gereğince Osmanlı ordusuna havacılığı geliştirmek üzere alınması planlanmış, ilk uçak 15 Mart 1912'de Sultan Reşad'ın tahta çıkma yıl dönümü törenlerinde Osmanlı ordusuna katılmıştır. 7 adet sipariş edilen bu uçağın 5'i 1 kişilik, ikisi ise 2 iki kişiliktir. Tek kişilik uçaklardan biri yerde yalnızca urule eğitimi yapmak için kullanılmıştır. Son uçak trenli İstanbul'a nakledilirken Sırplar tarafından el konulmuştur. RP'ler 1914'te hizmet dışı bırakılmıştır. Bleriot 11 25 Temmuz 1909'da Louis Blériot, kendi uçağı olan Blériot 11 ile Fransa'dan İngiltere'ye tarihi manş uçuşunu gerçekleştirdi. Son derece dikkati çeken bu gösteri sonrasında uçağı Fransa ve İtalya Silahlı Kuvvetleri'nde hizmete girdi. 1912 yılında Britanya ve Osmanlı İmparatorlukları da aynı uçağı kullanmaya başladılar. İki kişilik Blériot 11B uçağından Osmanlı ordusunda iki adet kullanılmış, Birincisini Serasker Rıza Paşa hediye etmiş ve 1912'de hizmete girmiştir. Aynı uçağın değişik modeli olan yine iki kişilik 11-2 modelinden de 3 adet ve tek kişilik modeli olan Penguin modelinden de 3 adet hizmete girmiştir. Bristol İngiliz yapımı iki kişilik tek satıhlı keşif uçağıdır. Bristol, Pierre, Dixon Monoplanes Inch tarafından yapılan bu uçak, Bristol R-1912 ve Bristol Military Monoplane olarak da bilinir. 1911'de tasarlanmış ve ilk uçuşunu 1912'de yapmıştır. Aynı yıl hizmete girmiştir. Hava kuvvetlerimizde de hizmete girişi aynı yılda olmuştur. Uçaklar satın alınmadan önce 4 subayımız pilot ve motor eğitimi için bu firmaya gönderilmişlerdir. Toplam 4 adet satın alınmıştır. 2 kişilik olmalarına rağmen motorlarının yeterince güçlü olmamaları nedeniyle hiçbir zaman iki kişiyle havalanmamışlardır. Tamamı 1914'te servis taşı bırakılmıştır. DFW Mars PFL Mars PFL, Leipzig'de bulunan bir Alman fabrikası olan DFW tarafından üretilmiştir. İlk üretilen model tek satıhlı olup bilahare gövde değiştirilmeksizin iki satıhlı modeli geliştirilmiştir. İlk uçuşu 1912'de gerçekleşmiş Aynı yıl Almanya ve Türkiye'de hizmete girmiştir. Almanya'dan alınan iki uçağı getiren iki Alman pilot derhal Osmanlı Silahlı Kuvvetleri bünyesine alınmışlardır. İki uçaktan biri Çorlu'ya, diğeri ise Gelibolu'ya götürülmüş ancak rüzgar tesiriyle parçalanmıştır. Dupurdasun 1912 yılında Fransız Dupurdasun firması tarafından yapılan uçağın tek ve iki kişilik modelleri hava kuvvetlerimizin ilk savaş uçağıdır. 12 Mart 1912'de Harbiye Nazırı'nın baskısı üzerine heyeti vekile tarafından kabul edilmiş ancak sahsisat bulunmaması nedeniyle konu Mahmut Şevket Paşa tarafından Muaveneti Milliye Cemiyeti'ne götürülmüştür. Cemiyetin verdiği paralara 30 altında paşa ilave etmiştir. Kampanyaya Mısırlı Prens Celaleddin ve Sultan Reşat da katılmış ve toplanan paralarla Fransa'dan ikisi tek kişilik, biri iki kişilik olmak üzere üç uçak alınmıştır. Uçaklardan birine Osmanlı, diğerine Prens Celaleddin ismi verilmiştir. Bir kişiliği eğitim, iki kişiliği keşif uçağı olarak alınmasına karşılık her ikisi de eğitim amaçlı kullanılmıştır. Prens Celaleddin isimli uçak Nuri Bey komutasındaki İstanbul Kahire yolculuğunu yaparken 14 Mart 1914'te Yafa civarında düşmüş, pilotu da şehit olmuştur. Dipper 1914'te servis dışı bırakılmışlardır. Harlan Harlan de Kirschgatter Fabrik Almanya tarafından 1911 yılında tasarımı ve üretimi yapılmış ve aynı yıl hizmete girmiş tek satıhlı bir keşif uçağıdır. Hava kuvvetlerinin kurulması ve malzeme temini için arayışa girmiş olan Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından diğer tek satıhlı uçaklara ilaveten 1912 yılında Almanya'dan iki adet satın alınmıştır. Balkan Savaşı sırasında cepheye gönderilen iki uçağın ikisi de birliklerimizin Pınarhisar tarafına çekilmeleri neticesi Bulgarların eline geçmiştir.